2023 Nobel Fizik Ödülü atosaniye fiziğine gitti. Dinleyin. Duyuyor musunuz? Bu bir kalbin atım sesi. Biraz yavaş. Her saniyede bir defa atıyor. Eğer bu kalp ta evrenin ilk gününden beri böyle atıyor olsaydı, yaklaşık bu kadar kez atmış olacaktı. 18 basamaklı bir sayı bu. Bu sayıyı yukarıya doğru yuvarlayalım şimdi. Evrenin kalbi olsaydı bugüne kadar bir kentilyon kez atmış olurdu. Kentilyon da ne? Peki ya evrendeki tüm saniyeler bir saniyede geçseydi? O zaman saniyeler attosaniyeye dönüşürdü. Yalnızca bir saniyenin içerisinde, yani bu duyduğumuz kalp atımı kadar geçen sürede işte bu kadar atosaniye var. İşte öylesine küçük bir zaman dilimi bu. Bir saniyenin kentilyonda biri. Şimdi o kadarcık kısa bir süre içinde olup bitenleri anlayabildiğinizi bir düşünün. Tüm evrenin varlığı boyunca tek bir kalp atışına odaklanabildiğinizi. İşte 2023'ün Nobel Fizik Ödülü bu küçücük atosaniye ölçeğinde ışık atımlarını üretebilen teknolojinin geliştirilmesine verildi. Artık elektronların dünyasına giriyoruz. Bu sayede ilk defa elektronun madde içerisindeki dinamiklerini daha önce hiç ölçemediğimiz kadar hassas ölçebilecek ve göremediğimiz şeyleri anlamaya başlayacağız. Einstein'a Nobel ödülü getiren fotoelektrik olaya daha yakından yavaş çekim olarak bakabileceğiz. Bu sayede daha hızlı elektronikler geliştirecek, tıpta önemli ilerlemeler kaydedebileceğiz. Peki ama nasıl? Gündelik hayatımızda saniyeyi bile pek fazla kullanmıyoruz değil mi? Böyle saatler ve dakikalarla bizim işimiz. İşte saat kaçta burada olacaksın, kaç dakikaya gelirsin. Hassas zaman gerektiren yarışlarda bile milisaniye, yani saniyenin binde biri ölçeği bizim için fazlasıyla yeterli. İşte milisaniye saniyenin binde biri. İşler biraz daha ciddiye binince onun da binde biri olan mikrosaniye ölçeğine gidiyoruz. Proteinlerin katlanması böyle bir zaman ölçeğinde gerçekleşiyor. Ya da bir miyon parçacığının ömrü bu civarlarda. Onu bir kere daha bine bölersek nanosaniyeye gidiyoruz. Hani böyle nanoteknoloji filandan da bahsediyoruz ya, artık bu ölçekte gerçekleşen olaylara verebileceğimiz örnekler atomik seviyelerde, atomik düzeylerde. Fakat bu süre hala çok fazla. Çünkü birkaç nanosaniyede ışık odamın bir ucundan diğer ucuna ulaşabiliyor. Bu atomdan çok daha büyük bir ölçek bir başka deyişle. O yüzden bu da yeterli değil. Işık atom içerisinde bir noktadan diğerine giderken ne kadar süre geçiyor? Onu bir kere daha bine bölelim. Pikosaniye. Yetmedi. Işık bu sürede 0.3 milimetre yol kat ediyor. Gözümle göreceğim neredeyse. O yüzden bir kere daha bine bölelim. Femtosaniye. Görünür bölgedeki ışığın periyodu birkaç femtosaniye aralığına düşüyor. Ortalama bir kimyasal reaksiyonun süresi de yaklaşık bu mertebelerde. İşte fizikçiler için çok uzun bir dönem femtosaniye bir limitti. Moleküldeki atomlar femtosaniye ölçeğinde hareket ediyor olmalarına rağmen önemli bir şey, bunlardan çok daha hızlı hareket ediyor. Çok önemli bir şey. Elektron. Elektron femtosaniye mertebesinde çok hareketli. Dolayısıyla ona baktığımız zaman bir nevi bulanık bir görüntüyle karşılaşıyoruz. Tıpkı bir sinek kuşunun kanat çırpışını izlemek gibi. Kameramız saniyede 30 kareyle video çekiyor ama sinek kuşu saniyede 70 kere kanat çırpıyor. Saniyede 30 kere kanat çırpsaydı bile tek bir karede kanadı yukarıdan aşağıya gidip gelecekti ve biz yine hareketli böyle bulanık bir görüntü görecektik. Yani kanat çırptığını görebilmek, kanadının şeklini anlayabilmek, üzerindeki desenlere bakabilmek, bütün bunları yapabilmek için çok daha hassas bir zaman ölçeğinde kayıt alabilmemiz lazım. İşte atosaniye fiziğiyle elektronun dinamiğini bu şekilde kıyaslarsak daha iyi anlayabileceğiz. Fakat bu sadece bir analoji tabii. Gerçekte elektron böyle bir top gibi bir şey değil. Parçacık dediğimizde aklınıza katı cisimler gelmesin. Elektron öyle şak diye fotoğrafını çekebileceğimiz bir şey değil her şeyden önce. Atomun etrafında bir olasılık bulutunda yer alıyor. Peki o zaman tam olarak biz neyi ölçeceğiz? Bu atosaniye atımlar üreten lazerler tam olarak ne yapıyor? Einstein'a Nobel ödülü getiren fotoelektrik olayını hatırlayalım. Işık, yani fotonlar, bir materyale çarptığında oradan elektron koparıyorlar. Einstein bunu 120 yıl kadar önce buldu ve o günden bugüne teknolojimizi şekillendirdi bu buluş. Şimdi çok basit bir soru soralım. Burada ışık elektrona çarptığında tam olarak ne oluyor? Misal o elektron oradan anında mı fırlıyor? Yoksa önce foton soğuruluyor, işte biraz zaman geçiyor, elektron sonra mı fırlıyor? İşte bu kadar basit bir soruyu sorsaydık, uzunca bir süre muhtemelen şöyle bir cevap alırdık. Elektron anında fırlıyor. Ama
kimse emin değil. Fizikçilerin böyle düşünmüş olmaları şaşırtıcı da değil. Çünkü bu zaman ölçeklerine erişebilmek o zamanlar imkansızdı. İşte atosaniye fiziği ölçümleri sayesinde bu tür olayları daha yakından görebilmek mümkün hale geldi. Bu ölçeklerde her şey donukmuş gibi duruyor. Tıpkı bir yavaş çekimde olduğu gibi. Sadece sinek kuşunun kanatlarının, elektronun hareketini izleyebiliyoruz artık bu seviyeden sonra. O gecikmeleri, farklı davranışları gözlemleyebiliyoruz. Peki bu nasıl mümkün kılındı? Videonun başındaki kalp atımlarını hatırlıyor musunuz? İşte bu ses. Kalp atımları. Atosaniye lazerler de bunun gibi atımlar üretiyor. Puls dedikleri bu. Işık paketleri bunlar. Sadece atosaniye süre boyunca varlar. Işığın nabzı. Fakat bunları oluşturmak o kadar kolay değil. Hatta uzunca bir süre lazer laboratuvarı 6 femtosaniyenin altına inemedi. 80'li 90'lı yıllarda bir takım denemeler yapıldı. Yüksek güçte infrared lazerler bazı gazlara doğru ateşlendi. Bunu yaptığınızda atomik düzeyde şöyle olaylar gerçekleşiyor. Atomun etrafında bulunan elektron bir alanın içerisinde hapsolmuş durumda. Bu yüzden atomu tek başına terk edemiyor. Fakat yüksek güçlü infrared lazerden gelen alan sayesinde elektron bu potansiyel bariyerini kuantum tünelleme yoluyla aşıyor. Normalde bizler duvardan geçemiyoruz. Duvardan geçebileceğini sanan öğrencilerimiz. Ama parçacıklar kuantum tünelleme yoluyla bu tür bariyerleri aşabiliyorlar. Hatta yıldızların içerisinde gerçekleşen nükleer reaksiyonları da buna borçluyuz ama onu başka bir videoda inceleriz. Bu lazerden gelen alan öyle ki elektron tam başını alıp gidecekken tam ayarında değişiyor ve elektron geri ivmeleniyor. Geriye ilk haline döndüğünde de bir sürü ekstrem ultraviyole foton yayıyor. Bu sürece High Harmonic Generation, kısaca HHG adı veriliyor. İşte bu oluşan mor öte HHG'ler doğru koşullar altında hassas bir şekilde ayarlanırsa hepsi bir araya geldiğinde birleşiyor ve attosaniyelik pulsları, atımları oluşturuyor. Tıpkı bir gitarın telleri gibi. Her biri ayrı ayrı farklı frekanslarda çalsalar da bir arada çaldıklarında birleşerek bir tını oluşturuyorlar. İşte o tını elektronun dinamiğini anlamamıza yardımcı olacak. Şuraya bakın. Ders sırasında telefonu çaldığı için dersi bırakıp dışarıya çıkmış. Öğrenciler içeride beklerken bir de kıkır kıkır gülüyor. Bak bak bak. Bu kadın Ann Lullier, 2023 Nobel Fizik Ödülünü paylaşan 3 kişiden biri. Atosaniye ölçekte atımlar üretebilmemiz için gerekli İlk teorik hesaplamalar onun ekibinden ta 1987 yılında çıkmış. Oluşan spektrumu deneylerle örtüşecek şekilde tahmin etmeyi başarmışlar. Ve merak etmeyin, Nobel haberini aldığı için koşa koşa okuldan çıkmıyor, kaçmıyor, derse geri dönüyor. Ve orada meğer ne anlatıyormuş o sırada biliyor musunuz? Çok komik gerçekten. Atomdaki elektron geçişlerini. Bu fotoğraf da o sırada bir öğrencisi tarafından çekilmiş. O öğrenciler için çok unutulmaz bir ders olmuştur herhalde. Düşünsenize. Ya işte bizim hocaya bir telefon geldi, dışarıya çıktı koridorda. Sonra içeriye geldi, meğer Nobel ödülü almış. Biz de derse devam ettik. Nobel'i paylaşan diğer iki kişiden Pierre Augustini 2001'de ilk defa 250 atosaniye süren ardışık ışık atımları oluşturmayı başarmış. Aynı sıralarda Ferenc Krauss da farklı bir deney üzerinde çalışırken 650 atosaniye süren tek bir atım oluşturmayı başarmış. Benim hala aklım almıyor. 650 atosaniye, 250 atosaniye diyorlar. Bakın tekrar ediyorum, evrenin o Big Bang'den beri tüm yaşamı boyunca, milyarlarca yıl boyunca bir kalp atıyor olsaydı, bunlardan 250 tanesinin attığı zaman aralığındaki ölçekler bunlar. Peki o kadar anlattık işte, elektronu izleyip daha iyi anlayacağız, ölçeceğiz falan filan, yerini mi bulacağız onların? Bu durum Heisenberg'in belirsizlik ilkesiyle falan çelişmiyor mu? Kuantum mekaniğine göre belirsizlikten kurtuluyor olmamız lazım değil mi diye bir soru aklınıza mutlaka gelmiştir, değil mi? You're goddamn right. Aslında burada kuantum mekaniğiyle çelişen hiçbir şey yok. Tam aksine Lullier'in yaptığı hesaplamalar da kuantum mekaniğinin hani baş tacı diyebileceğimiz Schrödinger denkleminin çözümlerinden geliyor. Elektron bir katı cisim olmadığı için onu gündelik hayatta bir şeyleri izler gibi görmeyeceğiz hiçbir zaman. Dolayısıyla belirsizlik ilkesini ihlal eden bir şey de olmayacak. Tam olarak lazerin çalışma prensibinde olduğu gibi gözlemleyeceğiz aslında. Hani elektron potansiyele şöyle döndü, böyle yaptı filan dedik ya, bunları da video izler gibi görmedik aslında. Gözlemlerimiz sayesinde neler olup bittiğini teorilerimizle harmanlayarak kestirebiliyoruz. Eğer teoriyle gözlem uyuşmuyorsa bilmediğimiz yeni bir şeyler keşfediyoruz. O yüzden atosaniye fiziği
aynı zamanda kuantum fiziğinin sınırlarını test etmemize de yardımcı olacak. Einstein'ın fotoelektrik etkisi sayesinde gelişen teknolojide olduğu gibi atosaniye fiziği sayesinde de çok çok daha hızlı elektroniklere sahip olacağız. Evrenin hımlayan sesini duyduktan sonra bir de elektronun atomlara verdiği tepkiyi ölçeceğiz. Tüm evrenin varlığı boyunca tek bir kalp atışına odaklanacağız.